Merhaba değerli Halk TV izleyicileri. Bugün köpeğimiz Korsan'la Bıldırcın Avı'ndayız. Ben Türkiye'nin her yerindeki avcı dostlara rast gelsin diyorum. Herkesi seviyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Avımıza devam ediyoruz.
koymuş. Burada geziyor. Önünde yürüyor. Haydi oğlum bul onu bana. Haydi bul. Haydi. Ama nereye düştü bulamıyoruz. Kuşu vurduk ama nereye düştü bulamıyoruz. Tamam ama sen de gel ara bakalım aç. Haydi rasim arkadaşlar. Thank you.
sevgili avcı dostlar, burada yatak var. Burada yatak var, ona ferma vermiş. İstibar yatağı ferma verdi. Evet sevgili avcı dostlar, biz burada tavşan olabilir, dinlendiğin içinde olabilir. Biz onu rahatsız etmeyelim. Büyük ihtimal yatağı ferma verdi. Biz bu bölgeyi terk edelim çünkü yavru olabilir. Hamile olabilir. Bizden kaçıp da hayvanı yormayalım. Haydi bakalım. Aferin ihtiyar, böyle. Evet sevgili avcı dostlar, az evvel korsan tavşan yatağına ferma verdi. Farkındaysanız fermayı verdiği yer tarlanın şu gördüğünüz sınırıydı. Arkadaşlar şu an tavşanın keneli zamanı. Bitmek üzere ama keneli zamanı şu an. Aynı zamanda havalar sıcak diye de sinekten korunmak için genelde tarlanın şu karıkların arasına girerler, yatarlar. O yüzden aslında nasıl bıldırcın tarlasının önündeki otlukları seçerse onlar da bu çukur yerleri seçiyorlar. Bu yüzden dikkat ediyoruz böyle şeylere. O yüzden de Omera'dan çıktık. Rahatsız etmek istemedik. Şimdi başka bir meraya geçiyoruz. Bu kısa bilgileri veriyorum çünkü yeni yetişen avcılara bunları öğretmemiz gerekiyor. Daha ileride hangi havalarda nereye yatar, ne yapar, bunları da anlatacağız. Hadi oğlum.
Çocuk sallanmıyordu. Çok pamuk gibi bir şeyler var. Kalkamayabilir de bunların arasındaki.
When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. Que sera, sera. Kalkta bıraktık ya. Orası bu. Başlangıç olduğu yerde şey vardı. Yavrular kalkmıştı. Sonra avı bırakmıştı. Kıza vurmuştu 3-4 tane. Neden dersen hani korsanın aslan gibi yattığı yer burası bak. Bu ağaçların dibinde yatırmıştı. Kıza vurmuştu.
Evet sevgili arkadaşlar, nereye girdikten sonra ikinci tarlaya atladık. Kuşumuz bayağı yağlı. Geçen sene de az evvel anlatıyordum arkadaşlar. Geçen sene de burada yine Junata demesek de bayağı kuş kaldırıp vurmuştuk burada. Bayağı kuş kaldırıp vurmuştuk. Daha sonra yavrular kalkınca avlanmayı bırakmıştık şurada. Bakın kameraman size göstersin. Şu günlerin başlangıcında yavrular kalkmıştı ve biz de onları yavruların kalktığını görünce avımızı bırakmıştık. Bu yüzden dediğim gibi arkadaşlar, eğer avlandığınız merada yavru varsa derhal orayı terk edin ve avı bırakın. Çünkü sürdürülebilir bir avcılık için bu çok gerekli. Tüm dostlara rast gelsin arkadaşlar. Avcı dostlar, korsanımızın ikinci fermasında, bu iki değil, üçüncü fermasında bir kuzucuğun daha vurduk. Sarantı av günlüklerinden Türkiye'nin her yerindeki avcılara gönül dolusu selamlar olsun. Bizler her hafta sonu sizler için doğada olacağız. Yaşadıklarımızı size göstermeye çalışacağız. Gel oğlum, gel. Yaşadıklarımızı size göstermeye çalışacağız. Tamam, arama, bulduk. Genç nesillere güzel bir çevre, güzel bir doğa bırakmak için elimizden geleni yapacağız. Çok gezmek marifet ama çok vurmak marifet değil. Rastgeleyin dostlar.
Sevgili avcı dostlar, avımızın sonuna geldik. Köpeğimiz çok tutamıştı. Yoldan geçerken bir meyve bahçesine rastladık. Abi ismin? Yaşar Baki Baykal. Yaşar Baki Baykal abinin bahçesine girdik köpeğimiz su içerken. O da bize bahçesinden armutlar hediye etti. Hayvanlarım da var. Aldık. Ama oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Şöyle söyleyeyim abi, bizim de bir bahçemiz var yukarıda. Bu kadar çok armutumuz olmasa böyle birkaç armutumuz var. Siz de verince böyle bir kırmayalım hadi. Çünkü belki de meyvelerin şahıdır armutumuz. Evet, öyle söyleyeyim. Daha olmadılar ama bende 20 dönüm. 1200 meyve ağacım var. Çok güzel. Görmenizi isterim. Tabii görmenizi isterim. Çok güzel meyve ağaçlarım var. Tek kişiyi bakamıyorum. Bir oğlum var orman müdürü. Bir kızım var İstanbul'da Çekmeköy'de öğretmen. Eşim öğretmen. Ben bankacıyım. Emekli bankacıyım. Ben sizi zaten biraz tanır gibiyim. Ben Baykallardan. Hı hı. Hasan Baykal. Karıcı İbrahim Kütü'ne kayıtlı. Doğma büyüme Karkaş Mahallesi'ndeyim. Anladım. Şimdi arkadaşlar yemek veremiyoruz buna. Çünkü çekimdeyiz. Herhalde arkadaşlar ölüyor. Bende problem yok şu. Bende aşağıda 10 dönüm bahçem var orada. Sifonla suluyorum. Evet. Burada yalnız motorla suluyorum. 100 metre kadar ileride kalıp. Oradan böyle döşeli. Alttan döşeli. Burada da öyle alttan döşeme var. Burada üstten döşeme yapıyorum. Üreticiyiz ama maalesef istediğimizi alamıyoruz. Biz buradan devlet yetkililerimize seslenelim o zaman. Arkadaşlar doğayı hayatta tutmaya çalışanlara yardımcı olalım. Bakın bir sürü, şöyle aşağıya görün, bir sürü armut ağacı var, ayva ağacı var. Bunlar eğer tüketiciye kazandırılmazsa, biliyorsunuz ki üretim çok zor ama ürettiğini satamayan bir çiftçi, bir bahçeci geleceğe umutla bakamıyor. Evet. Üretim varsa ekonomi düzgün olur ve bu değerleri insanlarla buluşturmak bizim görevimiz olsun. Böyle avlara geldikçe böyle güzel yerleri çekmek bize nasip oldu. Ben abime teşekkür ediyorum. Değerli Av TV izleyicileri, biz Saranta Av Günlükleri olarak bugünkü avımızı tamamladık. Bugün 3 kuş vurduk. Kıtka'da arkadaşlar, Kıtka'da 2 kuş var. Diğer kuşu yayınlamak istemedim. Kötü durumda. İzleyeceksiniz. Saranta Av Günlüklerinden bütün Av TV izleyicilerine, Türkiye'nin her yerindeki avcı dostlara, balıkçı dostlara gönül dolusu selamlar sunuyoruz. Bizler sizleri seviyoruz. Hoşça kalın. Herkese rast gelin.